Yeni bir anayasa yapılacak mı? Referanduma gidilecek mi? ne olacak bilmiyoruz ama Numan Kurtulmuş yani meclis başkanı bir açıklama yaptı. Son durum olarak aktaralım. Bütün partilerin yeni anayasaya ilişkin hazırlık yapmalarını beklediğini ifade etmiş. Şöyle de devam etmiş. Seçimden sonraki dönemde yeni anayasa meselesi başta grubu bulunan mecliste grubu bulunan siyasi partilerle görüşüleceğini ifade etmiş. Ve yeni anayasa meselesi siyasi partilerle görüşülerek e, takip edeceğim. Ee, yeni anayasa için bütün partilerin yeni anayasaya ilişkin hazırlıkları yapmalarını bekliyorum. Seçimden sonraki dönemde dediğimiz gibi partinin grupları daha doğrusu grubu olan partilerin bu konuyla ilgili temasları olacağını da bir yandan anlamış görünüyoruz. Peki soru sormuştuk bunu da hatırlatalım bu son durumu hatırlatırken Numan Kurtulmuş mu ifadeleri kullanıyor fakat bir gerçekliği vardı e, muhalefetin. Anayasanın e, AYM'nin verdiği kararlara dahi uymazken hatta anayasa kitapçığı e, yine meclis başkan vekillerinin e, kafasına fırlatıldığı bir ortamda. Acaba muhalefet partileri bir hazırlık e, birlikte yapacaklar mı? Bu tartışmalı. İyi Parti kendi hazırlığını yaptığını ifade etmişti zamanında. Ha keza genel seçimler öncesinde de şunu da söylemek gerekiyor. altın masa görüşmeleri vardı. Defalarca oturup kalktılar ve bir şekilde bir taslak ortaya çıkmıştı. aks. Aklıklar nasıl giderilir diye konuşulmuştu. Acaba oralardan beslenilecek mi bilemiyoruz. Fakat anladığımız kadarıyla yerel seçimden sonra gündemimiz yeni anayasa olacak. Şimdi devam edelim. Neyle? Emeklilerle. 31 Mart öncesinde emeklilere seyyanen zamın kapıları kapatıldı. Malumunuz bu. AK Parti isimlerin, AK Partili isimlerin açıklamaları milyonları ara ara umutlandırıyor. Yapabiliriz denilebiliyor işte Nisan'ın 16'sı işaret ediliyor. Mesela Cevdet Yılmaz, ikinci yarıda tekrar bir neden olmasın gibi bir açıklaması var. %50 yapmıştık. Şimdi ikinci yarıda yılın ikinci yarısında bir zam daha olur söylemi var. Emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz diyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki emekli buna neden inansın? Haberimizi izleyelim. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti. Bugün itibariyle başvuruları da almaya başladı.